Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün neredeyiz? Bugün bizim evdeyiz ve bir Bluetooth kulaklık incelemesi yapacağız. Hiç Bluetooth kulaklık incelemesi yapmamıştık bugüne kadar. Bu ilk olacak. Aslında yani çok önemli bir donanım değil Bluetooth kulaklar ama son dönemde akıllı telefonların iki tane antene ulaşmasıyla birlikte ciddi anlamda sar değeri yaymaya başladılar ve birçok insan eğer telefonla çok konuşuyorsanız gerçekten Bluetooth kulaklara yönelebiliyorlar. Evet, bir otobüste, bir toplu taşımada ya da yolda Bluetooth kulakla konuşan birisini gördüğünüzde gerçekten tuhaf gelebiliyor size. Kendi kendine konuşuyormuş gibi bir izlenim de bırakıyor insanlarda. Hatta robot gibi geliyor falan filan insanlara. Ama Bluetooth kulaklık kullanımı gerçekten önemli. Eğer sık telefonla konuşan bir insansanız ve telefonunuzda da çift anten teknolojisi varsa ben kesinlikle bu tarz ürünleri öneriyorum size. Bu ürünün İncelememiz Jabra Eclipse modeli bu arada. Bunu söyleyeyim. Bunu incelememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Tabii ki ürünün teknik spesifikasyonlarından biraz bahsedeceğim size ama ürünün en önemli özelliği 5 gram ağırlığının olması. Yani kulağınıza taktığınız kulaklık içindeki dahili piliyle beraber 5 gram. Oldukça küçük, kompakt yapıda çok iyi ses veriyor. Karşı tarafa da ses standardın üzerinde gidiyor. Çok kötü değil. Çok da iyi değil ama çok kötü de değil. Onu da söyleyeyim. Deneyim anlamında söylüyorum bunu. Kulaklık gerçekten güzel bir kulaklık. Çok önemli bir özelliği var kulaklığın. İki parçadan oluşuyor. Bunları zaten yakından göstereceğim size. Kutusunu açacağız biraz sonra. İki parçadan oluşuyor. Bir tane dakı var altında. İçinde dahili pili var. Bir de Bluetooth kulaklık var. Bluetooth kulaklığı kulağınızdan çıkartıp daka takıp şarj olmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik. Bunu belirteyim. Gerçekten Bluetooth kulaklık kullanan insanlarda en büyük problem bunu şarj süresinin çok fazla olmaması. Oysa ki bu ürünü daka ile beraber kullandığınızda kullanmadığınız zamanlarda ona koyarsanız çok ciddi anlamda bir şarjla ilgili sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ne kadar süreleri var onların hepsini size bildireceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Yani şöyle söyleyebilirim, çok yani spesifikasyonlarla sizi sıkmak istemiyorum. Bence en önemli şey dediğim gibi burada gramaj, 5 gram bir şey takıyorsunuz kulağınıza ve oldukça başarılı bu bağlamda. Bunun yanında yani şarj süresi çok iyi, yani çok gerçekten çok fazla dayanıyor ve bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi tabii ki Bluetooth 4.1 desteğinin sunması. Ben bu ürünü Galaxy S6 Edge Plus'ta kullanıyorum. Gerçekten mükemmel bir sonuca imza atıyor. Bunu hemen belirteyim. Yani şarj süresi sunması açısından mükemmel bir sonuca imza attı. Dilerseniz şimdi ürünün kutusunu açalım. Kutusun içinden ne çıkıyor, ne çıkmıyor? Buna hep beraber bir bakalım. Daha sonra arayüzüyle, çünkü bu ürünü açtıktan sonra telefonunuza bir Jabra Assist uygulamasını indiriyorsunuz. Jabra Assist uygulamasını indirdikten sonra telefonunuzdan Bluetooth kulaklığın ne kadar şarjı kaldığını görebiliyorsunuz. Ve Find My Jabra diye bir seçenek var. Buna tıkladığınız zaman Bluetooth kulaklığı da dakı da nerede en son gördüğünü, online olduğunu sistem size gösteriyor ve eğer Bluetooth kulaklığınızı kaybederseniz bunu da bulabiliyorsunuz. Bunu da belirteyim. Gerçekten çok güzel bir yazılım. İyi bir yazılım. Umarım Türkçe dil desteğine de kavuşur. Çünkü Türkiye'de artık bu ürünler satmaya başladı. Türkçe dil desteği de gelirse bence daha kullanıcı dostu bir hale gelir diye düşünüyorum. Umarım Türkçe dil desteğine kavuşur bir an evvel. Kulaklığın en önemli özelliklerinden bir tanesi size gelen mesajları da okuyabilmesi. Yani gerçekten okuyor. Bunu çok ciddi anlamda söylüyorum. Mükemmel bir şekilde okuyor. Ben bunu LG V10'da yapamadım. Fakat Galaxy S6 Edge Plus'a geçtikten sonra Türkçe dil desteği indirmemi istedi. Türkçe dil desteğini indirdikten sonra fakat Jabra ile alakalı bir durum değil bu. Tamamen Samsung'un sunmuş olduğu, Samsung'un kendi marketinden indirdim ben bu Türkçe dil desteğini ve daha sonra bu Türkçe dil desteğinden sonra ürün benim mesajlarımı da okumaya başladı. Gerçekten mükemmel bir özellik. Kulağınıza taktığınızda mesaj geldiğinde kulağınıza bu mesajı okuyabiliyor. Kulaklıktan birini aratabiliyorsunuz da fakat burada tabii ki Türkçe dil desteği olmadığı için en önemli sorunlardan bir tanesi, yani Jabra'nın Türkçe dil desteği yok ama bu az önce söylediğim şey Samsung'un tamamen dil desteğiyle, Türkçe dil desteğiyle alakalı bir şeydi. Jabra'nın kendi Türkçe dil desteği olmadığı için mesela telefon çaldığında
answer dediğiniz zaman cevaplıyor ya da ignore dediğiniz zaman meşgul atıyor karşı tarafa. Bu tarz özellikleri de var. Gerçekten bir Bluetooth kulaklıktan, hele hele 5 gramlık bir Bluetooth kulaklıktan beklenmeyecek özelliklere sahip. Dilerseniz şimdi kutusunu açalım ve kutusunun içine bize neler sunuyor. Daha sonra hep beraber telefon üzerinden nasıl işte Find My Jabra yapabiliyoruz falan, bunlara bir bakalım. Daha sonra da incelememizi bitirelim. Arkadaşlar, Jabra Eclipse'in dilerseniz kutusunu açalım. Güzel bir kutusu var. Gördüğünüz gibi bizi DAC ünitesi ve Bluetooth kulaklık karşılıyor. Burada bir tane kutu var. Ben kutuyu açalım. Burada ne var? Bir tane data şarj kablosu çıkıyor. Teknik spesifikasyonların olduğu hızlı başlangıç kılavuzu. Burada Türkçe dil desteği var mı? Var. Bakın bu çok güzel. Türkçe dil desteği var. Tabii gerçi bu yasal zorunlu olması ama Türkçe dil desteği olması çok güzel. Ürün dediğim gibi bu arkadaşlar. Hemen şöyle yapayım. Bunu buradan çıkarttığınız zaman gördüğünüz gibi şu an Bluetooth aradı ve hemen telefona bağlandı. Tekrar bunu buraya yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı ürün. Şu ön taraftaki boşluktan şarj kablosuyla ürünü şarj edebiliyoruz. Standart şarj adaptörümüzde. Şurada dokunmatik bir tuş var. Bu dokunmatik tuşa basarak da gelen aramayı kulağımızdayken açıp yine kapatmamıza yarıyor. Kulağımızdayken bu şekilde açıyor ve bu şekilde kapatıyor. Kutunun içinden çıkanlar bu kadar. Kutu içeriği de bu kadar. Oldukça basit bir kurulum var. Hemen şöyle söyleyeyim. Şunun altında bir tane düğme var arkadaşlar. Bu düğmeye basarak NFC'yi de çalıştırıyoruz. Bu düğmeye basarak ilk bağlantıyı da sağlıyoruz telefonumuzla. Gördüğünüz gibi şu an buraya taktığımız zaman uyku moduna geçiyor ve Bluetooth bağlantısını kesiyor arkadaşlar. Açtığımız anda buldu. Hop işte bağlandı. Bu kadar. Gerçekten çok kolay, çok basit bir şekilde kullanımı var. Bunu hemen belirteyim. Dilerseniz şimdi de biraz arayüzüne bakalım. Arkadaşlar hemen şuradan şeyi çıkartalım. Telefonu çıkartalım. Pardon, telefonu yani Bluetooth kulaklığı çıkartalım. İşte Bluetooth kulaklığı çıkarttık. Gördüğünüz gibi Bluetooth'tan bağlandı. Hemen Jabra Assist uygulamasını çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada ne kadar Bluetooth kulaklığın şarjı kaldığını görebiliyoruz. Mesajları oku seçeneği var. Buna tıkladığımızda gelen mesajları okuyor. Find My Jabra diye bir şey var. Dilerseniz buna bir tıklayalım. Bunu görün. Gördüğünüz gibi şu anda Bluetooth kulaklığın en son nerede göründüğünü gösteriyor. Ve bana olan uzaklığını gösteriyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben şu an gidiyormuşum gibi görünüyor ama aslında gitmiyorum, oldukça yakınım. Yani dediğim gibi nerede unuttuğunu oldukça rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bence çok başarılı bir şey. Keşke bu kadar basit olsa her şey. Gördüğünüz gibi şu an Ulu Cami sokaktayım. Sanki geziyormuşum gibi bir izlenim var ama aslında gezdiğim falan yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kulaklık nerede olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Çok basit, çok güzel. Oldukça efektif kullanılabilen bir uygulama. Çok basit bir arayüzü var. Dediğim gibi size ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor. Bluetooth kulaklığın, DAC'ın değil, kulaklığın ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor. Daha sonra farklı işte, eğer Jabra kulaklık kullanıyorsunuz buradan bağlanabiliyorsunuz. Ben şu an tabii ki Eclipse seçtiğim için, yani kullandığım için onu seçtim tabii ki. O dediğim gibi burada da işte Monel dediğimiz şeyler var. İşte Monel bir şekilde kurulum yapabiliyorsunuz buradan. Yani çok kafa karıştırmaya gerek yok. Çok basit, çok kolay. İnanılmaz rahat bir uygulama arkadaşlar. Yani her şeyi yapabiliyorsunuz. İşte lokasyonlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Yani çok fazla seçenek var. İşte düşük batarya kaldığında uyar seçeneğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi basit bir uygulama. Güzel bir uygulama. Umarım yakın bir zamanda Türkçe dil desteğine de kavuşur. Bu Türkçe dil desteğine kavuşunca bence çok daha fazla kullanıcı deneyimi vaat edecektir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim arkadaşlar bu kadar arayüzüyle ilgili. Zaten çok fazla bir şey yok gördüğünüz gibi. Basit bir uygulama. Şimdi artık son bir değerlendirmeyle incelememize son verelim.
Call baba. Hop, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın arıyor. Yani iki defa tıkladığınız zaman telefonda işte Google Now gibi bir özellik var. İşte o açılıyor. Samsung'larda var bu özellik. Maalesef şeyde yok. LG'de yoktu. LG V10'da başlangıç ekranda kalıyordu. Hatta bu ekran görüntüsünü de sizinle paylaşalım. Ama Samsung'larda bu dediğim gibi buna iki defa tıklayınca hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle bir aşağıda mikrofon işareti çıkıyor. Daha sonra da konuşabiliyorsunuz buradan falan filan. Böyle bir özelliği de var. Yani sizin ayrıca sesinizi de dinleyip belli şeyleri yerine getiriyor. Komutları yerine getirebiliyor. İşte arama yapabiliyorsunuz falan filan. Ya da aramaları dediğim gibi iptal edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu DAC'ın arkadaşlar 100 miliamper pil gücü var. Bluetooth kulaklığın ne kadar pil gücü olduğunu şu an bilmiyorum. Maalesef bununla ilgili bir spesifikasyon yok ortada. Jabra'ya da sorduk ama Jabra'da bu işlerle ilgilenen arkadaşlar yurt dışındaymış. Maalesef doğru düzgün bir bilgi alamadık bu konuda. Bunun için ne kadar pil olduğu ile ilgili bir bilgim yok. Umarım eğer bu bilgi gelirse bize dediğim gibi daha sonra incelemede yazarak bunu da paylaşabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Bu ürün şarja taktığınız zaman şurada 3 tane beyaz ışık var, led ışık var. Onlar yanmaya başlıyor. Üçü de tamamen yandığı zaman bunun şarjı dolmuş oluyor. Bu hemen şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bunun toplamda 2 saat 20 dakika civarında şarj ettim ben bunu, ama bu benim tahminim. Eğer daha hızlı şarj aletleri varsa elinizde, biliyorsunuz hızlı şarj aletleri var, onlarla falan belki daha çabuk dolabilir. Peki bunu ne kadar da şarj ediyor derseniz, toplamda 1 saat 50 dakikada, ortalamada 1 saat 50 dakikada şarj oluyor bu. %0'dan %100'e, hatta %99 diyebilirim şarj olabiliyor. Peki bu ne kadar kullanabiliyorsunuz derseniz, gerçekten çok detaylı bir inceleme oldu. Bunu kulağıma taktım. 8 saat bunu kullanabiliyorum. Bu 8 saatlik süre zarfı içinde ne yaptım derseniz, hemen söyleyeyim. Bu 8 saatlik süre zarfı içinde ben bu ürünle 1 saat telefon görüşmesi yaptım. Dediğim gibi 8 saatte bekleme süresi sundu 1 saatle beraber. Yani toplamda 7 saat bekledi, 1 saatte telefonla konuştuğumu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Ama bu noktada bu Bluetooth bağlantısını kapattı. Onu da belirteyim. Sürekli Bluetooth açık kalmadı yani bunda. Valla arkadaşlar, yani bir Bluetooth kulaklık incelemesi ancak bu kadar yapılabilirdi diyorum, diye düşünüyorum. Ürünler türlü özelliğinden bahsetmeye çalıştık. Teknik spesifikasyonlarından bahsetmeye çalıştık. Şöyle söyleyeyim. Ürün diyor ki açık alanda 30 metreye kadar çekim gücü sunuyor diyor. Ben açık alanda herhangi bir problem yaşamadım ama ayrı bir odaya gittiğim zaman telefondan çekim gücüyle ilgili problem yaşadım. Bunu söyleyeyim. Açık alanda gerçekten çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama eğer ayrı bir odaya gidiyorsanız telefonunuzu da yanında götürün derim size. İkinci bir katta, yani benim evim iki katlı değil. Belki dubleks evlerde falan çekim problemi yaşayabilir. Bunu da söyleyeyim. Ürünün fiyatı biraz pahalı. 490 TL civarında bir fiyatı var. Ürün pahalı bir ürün. Evet, diğer Bluetooth kulak, yani 70-80 liraya Bluetooth kulak satıyor Türkiye'de. Onlarla karşılaştığınızda gerçekten biraz pahalı kalıyor, fakat ürünün özellikleri bakımından, yani çok ciddi güzel özellikleri var. Ufacık bir şey ya, 5 gram diyorum arkadaşlar. Yani kulağınıza bunu taktığınızda hakikaten bunun kulağınızda olduğunu hissetmiyorsunuz bile. Yani bir süre sonra hiç alakanız olmuyor Bluetooth kulaklıkla. Ve ekstradan dediğim gibi bir batarya imkanı sunması, nerede olduğunu size söylemesi, bunlar hep artı özellikler. Diyebileceğim şeyler bu kadar. Umarım İncelemeyi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Jabra'nın Eclipse modeliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bluetooth kulaklıklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizler için önemli mi? Bu tarz ürünleri kullanmayı tercih ediyor musunuz? Bunları da soralım size. Çünkü birçok Bluetooth kulaklığı var bu markanın. Onlar da geldikçe sırasıyla incelemeye devam ederiz. Söyleyeceklerim bu kadar. İncelemeyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.